Minecraft Brewery şehrinde sıradan bir gündü. Her şey Ali'nin Arda'dan arabasını istemesiyle başladı. Lütfen sadece birazcık dolaşacağım arabayla. Lütfen arabayı verir misin? Of tamam ama bak arabanın başına bir şey gelirse mahvederim seni. Haberin olsun, çok büyük cezalar alırsın. Yok yok, gerçekten hiçbir şey gelmeyecek, hiçbir şey. İyi tamam bakalım. Neredeydi bu anahtar? İşte burada. Of ya, hiç de vermek istemiyorum. Tamam al bakayım, bak dikkat et arabaya. Ya tamam diyorum, sen hiç merak etme. İyi hadi git, bak bir yerlerini falan da çizme. Of ya. Tamam tamam hadi görüşürüz. Yaşasın, aldım arabayı, hadi gidelim. Ali heyecanlı bir şekilde eve geldi. Bir an önce eve ulaşıp garaja girmek istiyordu. Ve o çok sevdiği arabaya sonunda kavuşmuştu. Bakalım Ali bu arabayla neler yapacaktı. Yaşasın be, artık şehir benden sorulur. Bu arada Ali'nin en yakın arkadaşlarından biri olan Dilenci Hasan da hurdacıdan bedavaya aldığı motorunu inceliyordu. Vay be, bu benim ilk ayıcım. Gerçekten çok güzel duyuyor. Şuna bakar mısınız, ne kadar da tatlı. Evet arkadaşlar, bugün bu iki arkadaş karşı karşıya gelebilir. Hatta belki de yarışabilir. Sizce bunlar yarışırsa bunun kazananı kim olur? Herkes fikrini yorumlara şimdi hemen yazsın. Ve tabii ki de videoyu beğenip abone olmayı unutmasın. Bakalım bugünün mücadelesini kim kazanacak? Duy, ben şuna biraz toy atayım ya. Abi abolay, hazır mısınız? Şimdi ilk defa motoruma bineceğim. Gerçekten çok heyecanlıyım. Bundan sonra hiçbir yere yürümek zorunda kaymayacağım. Hazır mısınız? Hop biniyorum. İşte tamamdır. Bu gerçekten harika. Hadi gideyim bakayım, gaz vereyim hemen şuradan. Gitmiyor bu. Oyamaz, gitmiyor. Hay hay, niye gitmiyor ya? Ne oluyor o sesten? Ali? Ne oldu aslanım? Gidemiyor musun? Şey, bir sorun var. Bu arada araba çok güzelmiş. Hey Ayda, Ayda abinin. Evet aynen öyle. Ya yarışalım diyeceğim ama daha motorum bile çalışmıyor. Şey aslında çalışıyor ama şimdi niye çalışmadı bilmiyorum. Sersem benzin koymayı unutmuşsundur. He doğru ya, benzinsiz çalışmıyor değil mi bunlar? Sen benimle niye dalga geçiyorsun bakayım? Çünkü motorun çok komik. Motorum komik değil, senin arabandan daha hızlı, tamam mı? Yarış yapsak var ya, soyda sıfır yapayım oğlum seni. Tamam o zaman, başlangıç çizgisinin oraya gel. Tabi benzin bulabilirsen. Hadi bakalım, ben kaçar. Uyan var ya seni, bak nasıl yeniyorum seni, göğsün ya. Hay hay hay, canım motoruma yap söyledi ya. Evet arkadaşlar, beklenen olmuştu. Ali ve Hasan yarışmaya karar verdiler. Ali'nin arabası çok iyi. Hasan'ınki ise biraz yetersizdi. Bakalım neler olacak. Korkak Hasan. Tabii gelmeye cesareti yok. Hep o buraya gelmek için benzin bile bulamaz. Yeneceğim onu. Benzinimi aydım, geliyorum ayı. Ay işte buradayım, gördün mü nasıl geldim? Hadi bakayım şimdi seni nasıl geçiyorum göğsün. Bana bakma, önüne bak. Yarış tek tur olacak. Yarışa bu noktadan başlıyoruz. Sonra polis karakolundan sağ dönüp dümdüz ilerliyoruz. Yolun sonuna geldiğimizde tekrardan sağ dönüyoruz. Tepegöz'ün mekanından okulun oraya doğru ilerliyoruz. Okulun oradan bir sağ daha yaptık mı önümüze çarşı geliyor. Çarşının oradan bir sağ daha yapıyoruz ve başladığımız yere geri dönüyoruz. Böylelikle yarış tamamlanmış oluyor. Ve kazanan belli oluyor, yani ben. Oyası hiç belli olmaz. Göreceğiz bakayım. Tamam o zaman. Üç deyince başlayacak. Hazır mısın? Hazırım. Bu yarışmayı benim kazanacağımı düşünenler yoruma Ali yazsın. Benim kazanacağımı düşünenler de Hasan yazsın. Görüşeceğiz. Hadi bakayım. 3, 2, 1 ve başla. Oy, geliyorum geliyorum. Oyamaz oyamaz. Şimdi yakalayacağım seni. Hayır, geçti beni. Oo, ben şöyle döneyim. Of ya, of biraz geç kaydım sanki. Şimdi dönemeçte yakalayacağım onu. Hayır oyamaz oyamaz. Şimdi geliyorum. Oh bebeğim, şuradan da döneyim. Oh niye çarptım. Oyamaz, yarışı bitirmiş mi ye? Of yarışı kaybettim ya, kaybettim yarışı. Hasan nerede kaldın oğlum? Seni beklerken ağaç oldum burada ya. Bana bak ayı, dalga geçme tamam mı? O araba senin bir yeri. Ben bu motoru kendi emekliğimle aldım. Sonuçta kazanan ben oldum. Ve ödül olarak da
senin motorunu alıyorum. Ne? Benim motorumu mu? Hayır, oyamaz. Veyemem onu. Yarışı kaybettin. Motorun benim olacak. Eğer sen kazansaydın arabayı alacaktın. Ne? Hayır, oyamaz. Motoru meydan gidiyor. Şimdi motorunu terk et ve uzaklaş buradan çabuk. Belki hurdacıya falan geri satarım onu. Öyle olsun ayı, tamam mı? Ama bu iş boyuna bitmez. Göreceksin, seni bir gün yarışta yeneceğim. Tabii canım tabii. Arama vızıldıyor. Ne oluyor vız 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 vız, ne oluyor ya? Sen geç bakayım dayganı, geç bakayım. Oyamaz canım botoyum, hoşça kay. Görüşeceğiz, bu boyuna bitmez ayı, bu boyuna bitmez. Evet, yarış maalesef ki böyle sonuçlanmıştı arkadaşlar. Hasan ise şehirde üzgün bir şekilde dolaşmaya başladı. Aslında yarışmayı kaybettiğine üzülmüyordu. Sadece kalbi çok kırılmıştı. Nereyi gezerse gitsin, morali bir türlü düzelmiyordu Hasan'ın. Bakalım bununla nasıl başa çıkacaktı? Of ya, canım motorum gitti. Ve daha da kötüsü, ayı bana çok kötü davrandı. Ama tabii ki de her kötü gün sonsuza kadar sürmeyecekti. Hasan'ın da şanslı olduğu bir zaman olacaktı. He? Hasan? Hasan iyi misin? Sağ Yüzgen abi, fena değilim. Sadece biraz morim bozuk. Bana anlatmak ister misin? Seni dinlemeyi çok isterim. Ayıya bir yayış yaptık. Ayda abinin arabasındaymış. Bende de sadece huydacıdan aldığım bir motorum vardı. Maalesef ki yayışı kaybettim. Tabii ki motorumu da kaybettim. Bu beni çok üzdü. Ne? Motorla araba yarış mı yapar? Kafayı mı yediniz siz? Ali bunu bilmiyor muydu? Sakin ol, tamam mı? Her şey düzelecek. Ama nasıl olacak bu Yüzgen abi? Bir fikrim var. Ben haksızlığı hiç sevmem, tamam mı? Dur bakalım, işte burada. Al, bu benim arabam. Arda'nın arabasıyla yarışmaya yeter. Onunla yarışacaksın ve motorunu geri kazanacaksın. Ona da haddini bildireceksin, tamam mı? Tamam da Yüzgen abi. Elimden geleni yapacağım. Çok teşekkür ederim. Sonra arabayı bana geri getirirsin. Hadi sağlıcakla kal. Canım benim ya. Şunu olanları gördünüz mü? Bu ayıka oydu, ayıka. Hadi bakayım ayı efendi. Şimdi ne yapacaksın? Ya oğlum, araba benim diyorum. Niye inanmıyorsunuz ya? Allah Allah, artık bu araba bana ait, bana verildi. Vay be, gerçekten çok iyiymiş. Tebrik edeyim. Çok beğendim arabayı. Evet ama Ayda abi, bu arabayı sana nasıl verdi? Hayır, aklım aymıyor. Çünkü çok iyi kullanıyorum oğlum. Hatta şu arkada bir motosiklet var ya. Onu dilenci çocuk Hasan'la yarışarak kazandım. Onu var ya, solda sıfır yaptım. Vay be, harikaymış gerçekten. Ay 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 abi, sana bir mektup var. Sana vermem, söylendi. Ay bakayım. Ha, ne mektubu bu ya? Ben nereden bileyim? Aa, çok iyi işte ya. Hay hay, okuma yazmam mı yok? Ben gidiyorum. Bakalım neymiş bu? Yani şimdi hayranlarımdan falan da olabilir de, neyse okuyayım bakayım. Hop, seni son bir yarışa davet ediyorum. Cesaretin varsa gel. Dilenci çocuk Hasan, ne diyor lan bu? Beni yarışa davet ediyor. Ne ayı, korktun mu yoksa? Korktuysan söyleyebilirsin. Ne korkması lan, ne korkması? Bak şimdi nasıl yediyorum onu tekrar. Kesin hurdacıdan bir araba buldu yine. Size gelin bakalım. Onu orada nasıl yediyorum görün. Ali yarış alanına tekrardan gelmişti. Ama onu neyin beklediğinden hiçbir haberi yoktu. Nerede kaldı bu ya, nerede kaldı? Tabii hurda arabasıyla anca geliyor değil mi? Bir gelsin de hesap soracağım onu. Görecek bakalım, o görecek. Merhabalar, ben geldim. Hoş geldin. Ha, o ne lan, o nasıl bir araba öyle, inanamıyorum. Konuşacak mıyız, yarışacak mıyız? Eğer kazanırsam arabanı ve motorunu alayım. Kaybedersem sen arabayı alırsın. Tamamdır, bana uyar. Görürsün, kazanacağım. Yarış kuralları aynı. Sadece bir tur fazladan yapacağız. Hadi başlayayım o zaman. 3, 2, 1 ve başla. Geçeceğim seni. Çok buluşsun oyum. Hayır hayır, buna izin veremem. Son tuya giriyoruz. Şimdi göstereceğim sana. Son gaz geliyorum. Bitiş çizgisine az kaydı ve hop, ben kazandım. Hayır hayır, nasıl kaybederim? Olamaz, nasıl kaybederim? Evet, beklenen olmuştu. Kendisini dev aynasında gören Ali bu sefer yarışmayı kaybetmişti. Evet Hasan, yarışmayı kazandın.
Yaptığım her şey için özür dilerim. Araba ve motor senindir. Ayda abi arabayı kaybettiğini duyunca sana ne yapay? Herhalde bundan sonra beni eve almaz. Galiba bunu hak ettim. Al, söz verdiğim gibi. İşte anahtar burada. Güle güle kullan. Ben de artık şehri terk etsem iyi olacak çünkü. Bundan sonra herhalde beni eve almazlar. Ay bir dakika. He, ne oldu? Şey ben düşündüm de benim bu arabaya ihtiyacım yok. Ailenle ayağının bozulmasını istemem. Ay bakayım bu anahtarı. Ne? Gerçekten mi? Evet, bana motoyum yeter. Zaten bu da Rüzgar abinindi. Ona geri vereceğim. Hasan gerçekten çok teşekkür ederim sana. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Yaptığım her şey için özür dilerim. Sen benim hep en iyi arkadaşım olarak kalacaksın. Teşekkürler. Bu bana yeter. Hadi ayabalayı yerliğine bırakayım. Sonra okulda top oynayayım. Bu harika olur. Hadi. Evet arkadaşlar. Bugünkü hikayemiz böyleydi. Yarışı kim kazandı bilmiyorum ama galiba dostluk kazandı. Umarım Ali ve Hasan gerekli dersleri almışlardır. Ve siz de videoyu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Güle güle Minecraft Fatih ailesi. Bay bay. Bu yarışmayı kazanmanın imkanı yok Arda. Henüz yarış bitmedi. Zengin amca göreceksin. Sen öyle san farkı açıyorum bile. İşte ben kazanacağım. Hayır, buna izin vermeyeceğim. Son tura girmek üzereyiz Arda Efendi. Tüm gücümü son tura saklıyorum. Göreceksin sen, farkı kapatıyorum. Bu asla olmayacak, tamam mı? Hayır, geçildim. Ve ben kazandım, ben kazandım. Mafya Arda kazandı. Hayır olamaz, çok yaklaşmıştım. Hala anlamıyorsun fakir, bu şehir benden sorulur aslanım, tamam mı? Ha, ne oluyor orada? Ne oluyormuş Kerem komiser? O da ne öyle? Yürü bakalım, burada bir şeyler dönüyor. Hile falan yapmadım zengin amca, tamam mı? Tabii, ondan mı son turda geçtin? Nitroya bastın değil mi? Ne nitrosu ya, arabaya daha nitro taktırmadım. Demek yarış yaptınız öyle mi? Hem de biz olmadan. Evet, ne olmuş, şehrin en hızlı mafyası benim sonuçta. Hilekar mafya, en hızlısı benim. O zaman herkes bulabildiği en hızlı arabayı bulsun. Çünkü şehirde bir mafya yarışı olacak. Hazır mısın Kerem komiser? Evet, bu yarışı ben kazanacağım. Ama rüyanda. Arkadaşlar, şimdi herkes yorumlara desteklediği karakteri yazsın. Sizce mafya yarışını kim kazanır? Ben mi? Kerem komiser mi? Arda mı? Yoksa zengin mi? Ve yerinizde olsam bana oy verirdim. Çünkü bu yarışmanın kazananı ben olacağım. Zengin amcamı yendiğim gibi sizi de yeneceğim. Merak etmeyin. Bana oy verin arkadaşlar. Hilekar mafyalardan uzak durun. Siz bana oy verin arkadaşlar. Bu yarışmanın kazananı ben olacağım. Demek ortalık kızışıyor. Hadi o zaman. Herkes bulabildiği arabaları bulsun. Aynen öyle. Arkadaşlar, umarım doğru tarafı seçmişsinizdir. Seçtiyseniz aynı zamanda hemen aşağıdan videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Ve tabii ki de bildirimleri açmayı da unutmuyorsunuz. Ayrıca hepiniz Discord sunucumuza davetlisiniz. Açıklamalardan bulabilirsiniz. Hadi bakalım. Ben en iyi arabayı bulmaya başlıyorum. Vay arkadaş ya. Bu sıralarda işler kesat. Bir türlü araba satamıyoruz ya. Ne olacak böyle bilmiyorum. Bu gidişle iflas edeceğiz. Heh, olamaz. Mafya Kerem komiser geliyor. Ne istiyor şimdi? Şunu bir karşılayayım. Yürüyün lan, galeri burası, çabuk. Siz kapıda durun bakalım. Ben şununla bir konuşayım. Kolay gelsin. Kerem abi hoş geldin. Geç abi şöyle. Evet Kerem abi, ne istemiştin? Bakıyorum da mekanı yenilemişsin. Evet abi, yeniledik. Kendimizce bir şeyler yapmaya çalıştık işte. Güzel. Şimdi bana hızlı bir araba lazım. Hem hızlı hem de güçlü olacak. Abi elimde şu an öyle bir araba yok. Ulan sana var mı diye sormadım. Lazım dedim. Sen de bulacaksın. Tamam abicim. O zaman sıfırdan sana en kralından bir araba çözelim, olur mu? Olur. Unutma. Hem hızlı hem de güçlü olacak. Yoksa mahvederim seni. Tamam abicim. Sen hiç merak etme. O iş bende. Oldu bir el. Aferin bakalım. Tamamdır. İşte geldim. Hadi bakalım. Bana bakın sersemler. Çabuk. Hasan ustayı odama bekliyorum. 2 dakikaya burada olacak. Emredersin patron. Evet, bana sağlam bir araba lazım. Umarım Hasan usta bu işi kıvırır. Çok hızlı bir araba olmalı. Çok hızlı olmalı. Ya nerede kaldı bu Hasan usta? Hasan usta. Merhaba fakir bey, girebilir miyim? Gir tabii oğlum, ne bekliyorsun orada? Gel buraya çabuk. Konuşmamız gereken şeyler var, tamam mı? Beni çağırmışsınız, sizi dinliyorum. Bana en acilinden hızlı bir araba lazım. Ve bunu sen yapacaksın. Ama fakir bey, ben bir marangozum. Ben tamiratçı falan değilim ki. Ben arabadan hiç anlamam.
Hasan. Hasan usta, sen galiba beni duymadın. Ben sana anlar mısın diye sormadım, bana en iyi arabayı yapacaksın dedim, tamam mı? Tamam fakir bey, elimden geleni yapacağım. Bana bak, eğer yarışı kaybedersen bundan sen sorumlu olursun. Ve cezanı keserim. Tamam fakir bey, hiç merak etmeyin, o arabayı yapacağım. İyi bakalım, şimdi buradan git ve bir an önce arabayı yapmaya başla. Acele et. İşte bu kadar. Arkadaşlar, o yarışı ben kazanacağım. Eminim ben kazanacağım o yarışı. Oh be, nihayet. Kerem abinin araba bitti. Tam istediği gibi. Gözleri gibi mavi. Hem güçlü hem hızlı. Ama bu bana çok pahalıya patladı ya. Umarım karşılığını verir. Yoksa var ya batarım oğlum, ben batarım ben. Merhaba Kerem abi, nasılsın? Ne konuşuyorsun ulan kendi kendine? Sakin ol abi. Sadece araban bitmişti de onu sana haber verecektim. Demek araba bu. Şu kaputu aç bakalım, neler varmış içinde. İşte Kerem abi, istediğin gibi inceleyebilirsin. Arabaya en iyi motordan koydum, şuna bir göz at. Aferin, rengi de gerçekten çok hoşuma gitti. Masmavi. Anlamıyorum ama bu motor gayet iyiye benziyor. Kocaman bir şey yani bu. Tabii abi, V8 motor bu. Bunun var ya geçebileceği yarış arabası yok. Öyle mi diyorsun? Yalnız birinci olamazsan var ya çok mahvederim seni, haberin olsun. Yok abi, kesinlikle birincisin, hiç merak etme. Aferin bakalım. Tamam o zaman, ben bunu alıyorum ve yarış alanının oraya doğru gidiyorum. Tamamdır abi. Hadi hoşça kal bakalım. Kerem abi, bir şey söylemem gerekiyor. Ne var lan, söylesene, ne var, söyle çabuk. Abi biliyorsun bu arabayı yaparken çok fazla masraf yaptım da yani bunların toplamı 1000 elmas tuttu. Evet yani 1000 elmas versen yeter abi. Ne? 1000 elmas mı? Oğlum 1000 elmazsa ben bu arabadan var ya kaç tane alırım biliyor musun sen? Ama abi çok kaliteli malzemeler kullandık. Bu araba çok kaliteli ve bu bize çok pahalıya patladı. Galiba haklısın ya, gerçekten arabayı da çok beğendim. Tamam bakalım, ödeme yapacağım, galiba sen bunu hak ettin. Al şu 1 elması, tamam mı? Hadi Allah bereket versin. Ama abi 1 elmas çok az. Ne dedin? Bana bak lan, beni sinirlendirme. Tamam abi tamam. Şuna bak ya, adama elmas veriyoruz, onu da kabul etmiyor. Şu kapıyı da kapat, ben gidiyorum. Hoşça kal Kerem abi. Olamaz, battım, resmen iflas ettim. Evet, vakit geldi. Hadi bakalım, yapalım şu işi. Bu yarışı ben kazanacağım. Görsünüz kim kazanacak. Lan fakir, araban nerede? Ne o baba, yoksa bizle koşarak mı yarışmayı planlıyorsun? Fakir, en iyisi sen bu yarışa girme. Hakem ol yeter kardeşim. Siz geçin bakalım dalganızı. Hasan usta birazdan burada olacak. Sadece arabanın tamiratı biraz uzun sürdü, tamam mı? Ve geldiğinde hepinizi geçeceğim. Üzgünüm fakir, seni bekleyecek kadar zamanımız yok. Aynen öyle. Hadi in, biz yarışa başlayalım. Yarış başlıyor. 3, 2, 1, başla. Lan durun, nereye gidiyorsunuz? Gitmeyin, beni bekleyin, ben de yarışacağım. Hasan usta oğlum, neredesin? Neredesin? Olamaz, nereye kayboldun? Fakir bey, geliyorum. Neredesin lan, neredesin? İşte geliyor. Lan bu araba ne? Olamaz, bu arabayı mı yaptın? Üzgünüm fakir bey, dediğim ben tamirci falan değilim, ancak elimden bu geldi. Ama merak etmeyin, çok hızlıdır. Şimdi alacağım. Neyse, sen kullanacaksın, ben şu tepeye oturacağım, tamam mı? Peki efendim, siz bilirsiniz. Hadi ulan, yarış başladı, tur bindirecekler. Hayır, geçemeyeceksiniz beni, bu yarış benim olacak. Çekilin önümden, çekilin, ben birinci olacağım, ben birinci olacağım. Çok mutlusun Kerem komiser. Yürü Hasan usta, bas gaza, sana diyorum, bas gaza. Bu yarışma benim hakkım, ben kazanacağım. Çok bulursunuz, hop öne geçiyorum. Hadi Hasan usta, yetiştik neredeyse, son tur. Çabuk bas nitroya, nitroya bas. Kazanıyoruz, kazanıyoruz. İnanamıyorum Hasan usta, biz kazandık. Fakir bey, bu nasıl olabilir? Olamaz. Ben marangozluğu bırakıp bundan sonra araba tamircisi olacağım. Son gülen iyi güler. Arkadaşlar, bana oy verdiyseniz kazandınız. Olamaz, nasıl olur bu, nasıl olur? Umarım Kerem komiser yarışı kazanmıştır. Bir elması nasıl yetsin bana ya, daha fazlası lazım. Merhaba Kerem komiseri, gördünüz mü acaba? Hemen yan tarafta. Tamamdır, teşekkür ederim. Merhaba Kerem komiser. Senin burada ne işin var lan? Ya Kerem komiser, verdiğim parayı çok az. O bana hiçbir şekilde yetmez. Bak iflas ettim, lütfen arabanın karşılığını verir misin? Hem kesinlikle yarışı kazanmış olmalısın. Arabanın karşılığını istiyorsun, öyle mi? Tamam, merak etme, sana arabanın karşılığını vereceğim. Çok teşekkür ederim Kerem komiser.
Tabii önemli de. Al bakayım Sersem. Şunu da al bakayım. Hop şuradan kaçma. Gel lan buraya gel. Senin yüzünden yarışı kaybettim. Ne biçim araba yapmışsın ulan. Böyle araba mı yapılır? Al bakayım şurada. Kaçma diyorum lan sana. Yakalayacağım eşek. Sudan gelinceye kadar döveceğim seni. Fakir Bey, eğer yarışı kaybetseydiniz siz de bana böyle mi yapacaktınız? Yok canım, saçmalama. Ben böyle saçma sapan şeyler yapar mıyım hiç ya? Teşekkür ederim efendim. Ben direkt seni şehirden atardım Sersem. He, olamaz. Bu araba beni yüzüstü bıraktı. Cezasını ödemeli. Nasıl yani? Ne yapacaksın arabana zengin amca? Şimdi görürsün ne yapacağımı. Demek beni yüzüstü bırakırsın araba. Öyle mi? Görürsün bakalım. Sen hemen şurada saatli bombayı alayım. Hop. Ya zengin, sen psikopat mısın ya? Ben mafya zenginim. Kimse beni yarı yolda bırakamaz. Tamam mı? Hop. İşte böyle ben gidiyorum. Başlarım böyle arabaya ya. Beni yüzüstü bıraktı. Rüzgar çabuk. Çabuk bana bir döner koy. Çabuk. Tamam babacığım, biraz sinirlisin galiba. Hemen hazırlıyorum. Nasıl sinirli olmayayım? Arabam beni yarı yolda bıraktı. Olamaz. Ve ben de onu patlattım. Oy zengin, sen harbiden psikopatsın lo. Bak canımı sıkma, oraya da gelirim ha. Oy tamam lo, tamam. Evet arkadaşlar, zengin gördüğünüz gibi arabasını havaya uçurdu. Biraz kafayı yemiş olabilir ama sonuçta bu mafya yarışını ben kazandım. Destekleriniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Umarım videoyu sevmişsinizdir Minecraft Fatih ailesi. Sevdiyseniz kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Biz de sizi çok çok seviyoruz. Bu arada Discord sunucumuzu unutmayın. Şimdilik hoşçakalın, güle güle arkadaşlar. Bay bay. Evet sayın seyirciler, uzun bir aranın ardından Minecraft projeleri şehri uzay rampa yarışmasına hoş geldiniz. Evet sayın seyirciler, bugün harika bir yarışma olacak. Şimdi yarışmacılarımızı tanırken siz de tarafınızı seçmeyi sakın unutmayın. Sarı ve havalı go kartıyla Ali. Mavi go kartıyla Kamil. Yeşil desenli go kartıyla Eren var. Son olarak mavi ve turuncu renkli go kartıyla Efe Kan aramızda. Evet, bu gördüğünüz 4 yarışmacı uzay rampadan en uzağa uçmaya çalışacak. En uzağa uçabilense yarışmanın galibi olacak. Ve 3 sandık dolusu elmas ödülünü kazanacak. Evet sayın seyirciler, geriye akıllarda tek bir soru kalıyor. Bu yarışı bu 4 kişiden hangisi kazanacak? Abi abalay, bana oy vermeyi unutmayın. Bu yarışma kesinlikle benim olacak. Ben profesyonel bir go-kartçıyım. Bu yüzden yarışmayı kazanan ben olacağım. Bunu kaybetmenin imkanı yok. Bana oy verin abi ablalay. Bunlar benden daha küçük. Go-kartımı çok iyi hazırladım. Bu yarışmanın kazananı benim arkadaşlar. Bana oy vermeyi sakın unutmayın. Evet sayın seyirciler, gördüğünüz gibi yarışmacıların hepsi çok ama çok iddialı. Siz kimi destekliyorsunuz? Hemen yorumlara ismini yazmayı unutmayın. Ve aynı zamanda programımızın reytinglerde en üst seviyeye çıkabilmesi için videoyu beğenip abone olmayı da unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. İşte Elif, bizim çocuklar çıktı, şuna bakar mısın? Evet görüyorum Arda. Ama bunlar hiç teşekkürler yarışmaya. Boşver yani, kazanma yüzdemiz çaldı. Çok iyi oldu bu. Ya Miray, hadi ya, görmüyor musun, program başlayacak birazdan. Tamam fakir, çayı demledim, geliyorum şimdi. Ben de çok merak ediyorum kim kazanacak. Hadi güzel torunlarım benim, siz kazanın hadi. Hadi Kamil, hadi oğlum, başarabilirsin. Hadi oğlum, gurur duyuyoruz seninle, hadi. Pastalar hazır, program başladığı gibi getiriyorum Kemal, merak etme. Tamamdır Ceren, program başlamak üzere. Umarım Kamil bu yarışmayı kazanır, hadi Kamil. Evet sayın seyirciler, şu anda tüm hazırlıklar tamamlandı. Kerem Komiser önderliğindeki polis grubu tüm güvenlik önlemlerini almış durumda. Herhangi bir yaralanmaya karşı ambulans da hazır durumda bekliyor. Araçlarda oluşabilecek bir yangın durumuna bile itfaiye müdahale edecek. Onlar da hazır. Evet sayın seyirciler, siz de tarafınızı seçtiyseniz ve videoyu beğenip abone olduysanız yarışma başlıyor. Yarışmaya Ali ile başlıyoruz. Evet Ali, sahne senin. Teşekkür ederim. Hadi bitirelim şu işi. Evet, herkes kenarıya çekilsin. Bu iş bende. Hadi bakalım, ilk önce şurayı bir test edelim. Hop, tamamdır. Tam şuradan yukarı doğru uçacağız. Benimle misiniz Minecraft Fatih ailesi? Hazırsınız, gidiyoruz. Hadi bakalım. Hop, ben geliyorum. İşte böyle uçacağım, uçacağım, uçacağım. İşte böyle uçuyorum arkadaşlar. Vay canına. Hop, tamamdır. İşte buradayım sunucu bey, buradayım. Vay
Aycan'ın nasıl izleyiciler, bu inanılmazdı. Ali uzay rampadan epeyce uzağa uçtu. Ve son düştüğü yer beyaz bir işaretle belli edildi. Bakalım ikinci yarışmacımız Kamil Ali'yi geçebilecek mi? Ay abi bayağı uzağa uçtu. Ama bu benim uçamayacağım anlamına gelmez. Hadi bakayım. Bekle Ali abi, geçeceğim seni, geçeceğim seni. Hadi bakayım, geliyorum. Çok heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. Ve iş başına. Hop, işte böyle. Hadi bakayım, geliyorum. Ay ay. Oha, ne oldu ayabam? Ayabam yanıyor. Ayabam yanıyor. İtfaiye ayabam yanıyor. Olamaz sayın seyirciler. Olamaz sayın seyirciler. Kamil'in arabası alev aldı. İtfaiyeciler hemen göreve koşuyor. Çekilin kenara, çekilin çekilin, merak etmeyin. İtfaiyeci geliyor, şimdi söndüreceğim arabanı, merak etme. Hadi bakalım, işte böyle tamamdır. Evet tamam, söndü. Ama uyamaz, ayabam gitti ya, of ya. Evet sayın seyirciler, son andaki bir müdahaleyle yangın söndürüldü. Kamil'in arabası kullanılamaz hale gelse de bu işten yara almadan kurtulmayı başardı. Ve ayrıca Kamil de yarışmada Ali'nin ardından ikinci sıraya yerleşiyor. Sıradaki yarışmacımızsa Eren. Evet. Ben profesyonel bir go-kartçıyım. Buradaki herkesten daha iyi yarışabileyim. Hadi bakayım. Hızımı çok iyi ayarlamam lazım. İlk başta hızlı, sonra bir yaş yavaş. Ondan sonra da hızlı. Hadi bakayım. Eğen geliyor. Hazlı mısınız? Oha, ben geliyorum. İşte böyle tam da planladığım gibi ve uçuyorum, oyamaz. İnanamıyorum. Vay canına, şuna bakar mısınız? Hop, tamamlay. Birinci sıradayım. Vay canına. Sayın seyirciler, benim gördüğümü siz de gördünüz mü? Eren inanılmaz bir yükseklik kazandı. Ve Ali'yi de geçerek yarışmada birinci sıraya yerleşiyor. Son olarak uzay rampada sıralama şöyle. Birinci Eren, ikinci Ali ve üçüncü sırada da Kamil var. Of ya, nasıl olur? Bu çocuk benden uzağa nasıl uçar? Birinci olmam gerekirdi. Of, benim de sonuncu oymamam gerekirdi. Ayabamın patlayamaması lazımdı. Neyse, belki Efe Kan dördüncü olur. Ben de ilk üçe giymiş olurum. Evet sayın seyirciler. Sırada son yarışmacımız var. Yarışmanın sonucunu belirleyecek olan kişi Efe Kan yarışacak. Herkes nefeslerini tuttu ve çok heyecanlı. Efe Kan korkunç rampanın üstesinden gelip yarışmayı kazanabilecek mi? Ya da sonuncu olacak. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Başarabileyim. Hadi başarabileyim. Evet yapabileyim bunu. Abi ablalay, biraz güce ihtiyacım var. Hadi beraber başaracağız bunu. Hazır mısınız? Efe Kan geliyor ve uçacak. Hadi bakayım, hop. İşte böyle. Ben geliyorum. Hadi bakayım, başlayacağım, başlayacağım, başlayacağım. İşte böyle uçuyorum, uçuyorum. Ay ay, oyamaz. Of ya, birinci oyamadım. Şuna bakar mısınız ya? Sayın seyirciler, bu gerçekten inanılmaz. Efe Kan gerçekten çok güzel uçtu. Ama maalesef bu birinci olmasına yetmedi. Kıl payı farkla ikinciliği ele geçiriyor. Of ya, of ya, Efe Kan bile beni geçti, of ya. Son olarak size sıralamayı açıklıyorum. Dördüncü sırada Kamil, üçüncü sırada Ali, ikinci sırada Efe Kan ve birinci sırada Eren. Birazdan ödül törenine geçeceğiz sayın seyirciler. Ekran başından sakın ayrılmayın. Tüy ya, bizim çocuklar kazanamadı. Olsun Arda, görmüyor musun? Biri ikinci, biri üçüncü oldu. Her yarışmayı kazanacaklar diye bir şey yok. Aferin onlara. Evet, ikisiyle de gurur duyuyorum. Olsun be aslan torunlarım benim. Çok iyi mücadele ettiniz. Tüy ya, Kamil'in arabası bozulmasaydı birinci olabilirdi. Evet Kemal ya, tüh. Olsun, bir dahaki yarışmalara o da kazanır. Evet ya, aslan oğlu benim. Evet sayın seyirciler, artık yarışma tamamlandı. Ve kazananlar belli oldu. Elmas blokta olan Eren birinci, altın bloktaki Efe Kan ikinci, zümrüt bloktaki Ali de üçüncü oldu. Maalesef Kamil bu yarışmadan bir şey kazanamıyor. Olsun, bir dahaki yarışmalara çok daha güçlü geleceğim. Ve bu gördüğünüz 3 sandık dolusu elması Eren kazanıyor. Ona bu ödülünü iyi günlerde kullanmasını diliyoruz. Bakalım sonraki yarışmalarda da
birinciliğini koruyabilecek mi? Evet, söz sende Eren. Herkese çok ama çok teşekkür edeyim. Yarışmaya katılan arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum ve hepsine başarılar diliyorum. Yarışmayı kazandığım için çok ama çok mutluyum. Teşekkürler. Tebrik edeyim Eren. Güzel bir zaferdi. Ben de tebrik ederim. Of, ben de tebrik edeyim. Evet sayın seyirciler, bunlar çok centilmence hareketler. Ben de tüm yarışmacıları bu yarışmaya katıldıkları için tebrik ediyorum. Ve siz sayın seyircilerimizi bize destek olduğunuz için ayrı tebrik ediyorum. Yarışmanın başından beri yanımızda olan ambulans ekibine, itfaiye ekibine ve şehrimizin polisi Kerem Komiser'e de ayrıca teşekkür ediyorum. Evet sayın seyirciler, sizin desteklediğiniz aday kazandı mı? Bunu yorumlara yazabilirsiniz. Kazananlar bizden bir kalp kazanacak. Umarım programımızı da sevmişsinizdir. Eğer sevdiyseniz bu programın devamı için kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Şimdilik hoşça kalın. İyi günler Minecraft Fatih ailesi. Bye bye. Şehrimizin belediye başkanı fakir konuşuyor. Şehrimizde boşboş bir şekilde gizlenen bir araba var. Herkes dikkatli olsun. Kimse sokağa çıkmasın. Polisler bu arabayı yakalayana kadar yolun üstünde durmayın lütfen. Bu araba çok ama çok tehlikeli ve kimin kullandığı bilinmiyor. Tekrar ediyorum sevgili Minecraft abonelerin şehir sakinleri. Herkes çok ama çok dikkatli olsun. Oha lan, yavaş yavaş ehliyeti kasaptan mı aldın? Ne biçim sürüyorsun ya? Of, camiye geç kaldım. Ne oluyor lan, ne oluyor? Hayır lan ulan, neredeyse çarpıyordun bana. Olamaz. Yıfkı, arabayı gördün öyle değil mi? Bak buradan üçüncü kez geçiyor. Bak bu da dördüncü uyuyor, gördün mü? Bak yine geçti. Yıfkı, bu arabayı sadece biz duyabiliriz oyum. Evet, şehri kurtaracağız, merak etme. Hadi bakayım, gel benimle Yıfkı. Gizlice evden çıkacağız ve o arabayı duydurmanın bir oyunu bulacağız. Abi ablalar, sizce bu arabayı kim sürüyor olabilir? Helion Eggboy olabilir mi? Olabilir. Chucky olabilir mi? O da olabilir. Uyan herkes uyabilir. Sizin fikriniz de yorumlara yazmayı unutmayın. Ve arabayı duyduğumda bana yardımcı olmak istiyorsanız hemen şimdi videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Hadi bakayım, like butonunu çökertiyoruz. Öyle değil mi Yıfkıcığım? Evet öyleymiş abi ablalar. Yıfkı sessiz ol, annem duymasın, tam mı yoksa vay hayatta çıkarmaz bizi de şey. Gel böyle, gel gel, tamam mı, işte şu kapıyı da kapatayım. Uyan havya bak, hadi gidiyoruz buradan, çabuk koş. Dur Yıfkı, şimdi birazdan buradan geçecek o. Bak bebek askerin rüyasından el bomba saydım. Tam buradan geçerken kafasına bir atacağım, vay neye uyadığını şaşıracak. Hadi ya, nerede kaydı bu, nerede kaydı? Geç hadi, şimdi geçiyor, işte geçiyor. Oya bas, atıyorum şimdi. Oo, hayır, of ya, çok hızlıydı. Yapamadım, başayamadım. Of Yıfkı, gel başka bir çözüm bulacağız. Hemen buradan inelim. Evet, uf, ayağım açıldı. Tamam, ben iyiyim, merak etme. Gel Yıfkıcım, gel işte buradasın. Şimdi başka bir plan yapmamız lazım, tamam mı? Fakir eden bizi görmesi mahveder. Ha, neye havlıyorsun, ne oydu? Yıfkı, sana diyorum oyum, ne oydu diyorum. He, oyamaz. Yıfkı, hapı yuttuk oyum. Sakın hareket etme. Yoksa var ya, ikimizi de ezer bu. Bundan kaçamayız. Oyamaz. Oyamaz, ne yapacağız şimdi abi ablalar? Bu çok tırsıyorum bundan. Şuna ay geliyor Yıfkı, dikkat. Olamaz. Arkadaşlar, az önce dışarıdan bir araba sesi geldi. Umarım kimseye bir şey olmamıştır. Bakmaya tırsıyorum. Ulan o kadar anons geçtik bütün sokaklara, niye hala dışarı çıkıyorsunuz ya? Kim bu arkadaşlar, kim bu? Hayır, olamaz, bu Efekan. Efekan ve köpeği, olamaz olamaz, bir an önce gitmeliyim, bir an önce. Ne olursunuz olmasın, olamaz. Fakir bey, efendim iyi misiniz? Hayır değilim, dışarıda bir kaza olmuş. Niye çıkıp bakmıyorsunuz? Efendim siz anons geçtiniz ya, o araba yakalanana kadar kimse çıkmasın dediniz. Evet ama biri çıkmış, olamaz olamaz, ne olursunuz Efekan olmasın. Hayır olamaz Efekan, torunum aç gözlerini, sana diyorum Rıfkı, size diyorum, açın gözlerinizi. Çabuk ambulans çağırın, çabuk. Babacım merak etme, Efekan iyileşecek, tamam mı? İyileşecek, ameliyat güzel geçecek, hiç canını sıkma, tamam mı? Eskisi gibi olacak her şey.
İşte tüm plan bu. Onu yakalayacağız. Onu yakalamadan bize rahat yok. Evet Kerem komiser, herkesin hayatı tehlikede. Arda, canını sıkma. Efekan da Rıfkı da iyileşecek, tamam mı? Arda çok üzgün. Kimseyle konuşmuyor Kerem komiser. Merak etme. Bunu yapanı bulacağız ve ona dünyayı dar edeceğim. Arda oğlum, üzülüyorsun biliyorum ama merak etme, kurtulacak, o kurtulacak. Arkadaşlar, Efekan şu anda ameliyatta. Ama desteğinize ihtiyacı var. Bu yüzden herkes yoruma. Seninleyiz Efekan yazsın. Her like Efekan'a güç verecek arkadaşlar. Hadi bunu başarabiliriz. Evet zengin, planı anladın mı bakalım? Evet Kerem komiser, anladım da son bir defa daha anlatabilir misin? Of ya tamam, iyi dinle beni. Sen bir yemsin, tamam mı? İlk önce katil arabanın dikkatini burada çekiyoruz. Ve sen koşa koşa bu ara sokağa giriyorsun. Rampanın önüne geldiğin zaman hemen yön değiştirip sağ tarafa geçiyorsun. Araba çok hızlı olduğu için rampadan uçuyor. Ve onun için kurduğumuz lav havuzuna düşüyor. İşte plan bu kadar basit zengin. Tamam Kerem komiser, hiç şimdi anladım. Peki hızlı kaçamazsam ne olur? Bir ambulans da senin için çağırırız o zaman. Hızlı koşacaksın, tamam mı? Ben lav havuzunun başında bekleyeceğim. Hadi sen de git. Tamamdır Kerem komiser. Hadi gidiyorum ben. Umarım başarırız arkadaşlar. Yoksa onu nasıl yakalayacağız bilmiyorum. Polis arabasıyla bile yakalayamıyoruz. Tamam sakinim. Arabanın dikkatini çekiyorum. Sonra rampaya doğru koşuyorum. Ve arabanın dikkatini nasıl çekecektim ben onu sormayı unuttum. Tamam düşünüyorum, sakin. Sersem araba, neredesin? Ulan seni de hiç sevmiyorum. Çok çirkin arabasın, neredesin ya? Gördüğüm en çirkin araba sen olabilirsin. Yani seni kullanacağıma el arabası kullanırım daha iyi. Neredesin? Aha, olamaz, işte orada. Galiba beni fark etti arkadaşlar. Evet, bayağı sersemsin. Sersem olduğunu söylemiş miydim? Bak gidiyorum. Geliyor musun anneciğim? Olamaz, bir an önce gitmeliyim. Anneciğim peşime düştü. Daha hızlı olmalıyım arkadaşlar. Bakayım, olamaz, geliyor anne. Hadi gel bakalım. İşte böyle. Gel bakalım araba. İşte başardık. Sonunda ona gününü gösterdik. Başardık zengin, başardık. Evet dostum, başardık. Aha, olamaz. Lavların içinden bir ses geliyor. Ne oluyor arkadaşlar? Ne oluyor orada? Hayır. Bu lavdan çıkıyor. İnanamıyorum. Hemen şu ağacın arkasına girmeliyim. Olamaz. Lava dayanıklı çıktı. Hayır, şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Kerem komiser dostum, neler oluyor? Olamaz. Nasıl çıktı o lavdan öyle? Bilmiyorum. Bu arabayı kim kullanıyor arkadaşlar? Kim kullanıyorsa çok korkunç biri olmalı. Merak etme fakir. Benim arabam onu yenmeye yeter. Yeneceksin dostum. Al, bu da anahtarı, tamam mı? Teşekkür ederim Kemal abi. Kerem komiser bile o arabayı durduramadı. Ama senin araban durdurabilir. Biliyorum. Sakın Efekan'ın intikamını almadan gelme. Tamamdır, kendine iyi bak. Hadi arkadaşlar, artık başladığımız işi bitirelim. Öyle değil mi? Bekle bizi katil araba, biz geliyoruz. Sonunda karşı karşıya geldik. Hazır mısın bakalım katil araba? Hadi fakir, başarabilirsin. Ortalık çok karışacak. Olamaz, ne oldu öyle? Ben böyle kaza görmedim. Olamaz. Arkadaşlar, kazandım mı? Ne oldu? Neler oluyor? Kazandım. Evet kazanmışım. Hayır, o da kim? Olamaz, elimizden kaçırdık. Kaçtı arkadaşlar. Ama kazandık. Şuna bakar mısınız? Biz kazandık. Arabasını mahvettik. İşte böyle, Kemal abinin arabası işe yaradı. Ama gerçek suçluyu yakalayamadık. Arkadaşlar geri sarıp tekrar bakın. Kimdi o? Kime benziyordu? Herkes fikrini yorumlara yazsın. Onun kim olduğunu bulmalıyız. Of. Neredeyim ben? Bu yazıda neyse. Yıfkı'yı misin? Ne oluyor burada? Evet, hastamız da sonunda uyandı. Canım kardeşim benim. Efekan, sana bir şey oldu diye çok korktuk. Özür dileyim babacığım. O arabayı duyduyabileceğimi düşündüm. Ama duyduyamadım. Yıfkı iyi mi?
İyi, merak etme. Onun yarısı fazla büyük değildi ve çabucak iyileşti. Neyse ki sen de iyileştin. Arkadaşlar, Efe Kan'a destek olduğunuz için hepinize teşekkür ederiz. Onun şimdi biraz dinlenmesi lazım. Siz de videoyu kapamadan like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın Minecraft Fatih ailesi. Görüşmek üzere, bay bay. Hepinize selam Minecraft Fatih ailesi. Bugün uzay rampalardan en uzağa uçan kazanır oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada kırmızı, mavi ve sarı renklerimiz var. Rampalardan uçtuğumuzda hangisine gelirsek burada gördüğünüz düğmelere basıyoruz ve bir hediye kazanıyoruz arkadaşlar. Evet, yani sarıya uçan sarı düğmeye basacak, maviye uçan mavi düğmeye, kırmızıya uçansa kırmızı düğmeye basacak. Arkadaşlar, rampalardan uçmak için gördüğünüz bu araçlardan birini seçeceğiz. Ve gördüğünüz üzere burada da araçlarımız var. Hiç vakit kaybetmeden hemen videomuza geçiyoruz. Hadi bakalım. Olamaz. Arkadaşlar, acaba hangisini seçsem ya? Şu araçlara bakar mısınız? Hangisini seçsem? Ya arkadaşlar, ben bu gördüğünüz kısa rampadan uçacağım ama o yüzden böyle hızlı bir araç seçmem lazım. Hangisini seçsem? İlk önce şuradan hemen şöyle bir benzinimizi alalım, öyle değil mi? Evet, benzinimizi aldık. Arkadaşlar, hala hangisini seçeceğim bilmiyorum ya. Şunlara bakar mısınız? Olamaz. Ben bu gördüğünüz go-kart arabasını seçeceğim. Evet arkadaşlar, hemen şöyle şuna benzinimizi dolduralım. Evet, iç bakalım, iç. Bize lazımsın. Hadi bakalım, hop. Tamamdır arkadaşlar. Hazır mısınız? Hadi bakalım. Fakir kardeşim, hiç uğraşma, beni geçemeyeceksin. Asıl beni geçemeyeceksin. Beni geçmeyi aklından bile geçirme fakir. Ya göreceğiz, göreceğiz. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi 3 tane rampamız var. Bu da demek oluyor ki 3 saniye içinde like atıp abone olan herkes yorumlara adını yazsın, tamam mı? Ve sizce bunu kim kazanacak, bunu da yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Siz kimi desteklediğinizi biliyorsunuz. Hadi bakalım, hemen şöyle go kart arabasına bindim. Arkadaşlar, çalıştı. Hazır mısınız? Ben ilk önce şöyle şuraya şöyle gideceğim. Ondan sonra geri gitmek istiyorum biraz, çünkü bu gerçekten çok hızlı. Olamaz. Arkadaşlar, hazır olun. Şimdi uçuyoruz. Anneciğim. Arkadaşlar, uçmaya başlıyoruz. Olamaz lan, çok hızlı bu arkadaşlar. Hadi hadi lan lan. Olamaz. Of ya lan, gele gele buraya mı geldik? Ulan seni şimdi kıracağım ha. Of ya. Neyse arkadaşlar, yani kırmızıya geldik. Bakalım kırmızıdan bize hangi ödül çıkacak? Hadi in gidelim. Ne oldu fakir? Uçamadın mı sen fakir? Uçamadın mı? Of ya. Evet, şimdilik uçamadım ama göstereceğim size, görürsünüz siz. Neyse arkadaşlar, hemen gidelim. Kırmızı butona basalım ve bakalım bize hangi hediyeyi verecek. Hop, bastım. Ha, bu neymiş? Şuna bakalım. Oha, bir araç verdi. Hemen şöyle şu aracı şuraya koyuyorum. Ve karşınızda. Olamaz ya. Arkadaşlar, kısa uçtum diye bana kötü araba verdi. Of ya, of ya. Zengin, hadi abicim, sıra sende. Bakalım sen nereye kadar uçacaksın. Senden daha fazla uçacağım kesin fakir kardeşim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi fakir yani çok uçamadı. Sıra bende. Acaba hangisini seçsem? Ben de kararsızım. Arkadaşlar, düşünüyorum düşünüyorum. Hangisini seçsem? Ya şimdi şurada uçak var, onu seçebilirim ama yok yok. Ben şunu seçeceğim. Evet, kesinlikle bunu seçeceğim arkadaşlar. Hadi hadi bakalım. Bakalım bu nasıl olacak? Gerçekten çok merak ediyorum. Ama yok ya arkadaşlar, bu olmaz ya. Ne bileyim. Neyse, önce gidip şuradan bir benzinimizi alalım. Ya ben onunla çok fazla ileri uçamam. Hemen gidiyorum, benzinimi alıyorum. Ondan sonra hepsini geçeceğim. Hop, şöyle aldım benzinimi. Arkadaşlar, ben kararımı verdim. Evet, bu motorla uçacağım. Evet bakalım. Hemen benzinimizi şöyle dolduruyoruz. Hop, iç bakalım iç. Bize lazımsın. Tamamdır. Tamamdır arkadaşlar. Hadi bakalım, bindim. Tamamdır. Göreceksiniz oğlum, hepinizi geçeceğim lan. Hepinizi şöyle en geriye gideyim. Tamamdır. Şöyle biraz daha geri geleyim. Arkadaşlar, pardon lan, maviye gidecektim ben. Şaşırmayayım, sonra çok fazla uzağa uçamam ha. Hop, tamam bakalım. Of zengin, of ya. Zengicim, sen de hiç uğraşma istersen, tamam mı? Sen de beni geçemeyeceksin çünkü. Finalde görüşürüz Erobrancığım, tamam mı? Arkadaşlar, hazırsınız, şimdi basıyorum. Hop, bastım valla. Olamaz arkadaşlar, bu çok uzağa gidiyor galiba. Hadi bakalım, hop. Olamaz, zor kontrol ediyorum. Hadi lan uç lan uç. Arkadaşlar, sarıya giriyoruz. Ha, olamaz. Of ya arkadaşlar, maviye gittik. Ulan başlarım böyle işe ya. Ulan
Bayağı da varmış sarı ya. Neyse arkadaşlar, geri dönüyoruz. Ama olsun, fakiri geçtim. Hadi in bakalım. Fakire girersen işte böyle olur zengincim. Siz geçin bakalım, dalganızı geçin. Arkadaşlar bakalım bana nasıl bir ödül çıktı. Hemen bakıyoruz. Harbiden var ya, çok heyecanlıyım. Bakalım nasıl bir ödül çıktı. Hop, hemen attım. Bu neymiş ya? Arkadaşlar yılan mı o? Şuna bakın, yılan mı oradaki? Değişik bir şeye benziyor. Olamaz. Arkadaşlar fena araba çıkmadı, şuna bakar mısınız? Hemen arabayı şuraya koymak istiyorum. Tam şuraya koyacağım. Hop, karşınızda benim hediyem. Vay be arkadaşlar, fena değil yani, öyle değil mi? Tamamdır. Evet, ben de geçtim. Sırada Nop dostum sen varsın. Hadi bakalım. Tamam bakalım. Hadi arkadaşlar, sıra bende. Var ya, ben en uzağa uçacağım. Bunların hepsini geçeceğim. Kırmızıya uçacağım. Hemen benzinimi aldım. Seni mi seçsem, seni mi? Hangisini seçsem? Vay be. Arkadaşlar şunu mu seçsem? Bir dakika, şurada jip gördüm. Jipi seçeceğim, jipi. Hadi bakalım arkadaşlar. Lan bunun benzin doldurma yeri neredeymiş? İşte buradaymış. Hemen dolduruyoruz. Hop, iç benzin, iç iç. Hadi bakalım yarısını oğluma. Hop, tamamdır. Tamamdır arkadaşlar. Ben hemen mavi yerden atlayacağım. Lan yanlış yere oturdum. Tamamdır. Hadi bakalım şöyle geçelim. Çekil lan şuradan, çekilin. Ben geliyorum. Nop geliyor. Senin oğlum çekil lan, çarparım bak, çarparım. Hop, şurası da tamam. Şimdi var ya, ben var ya en geriye gideceğim arkadaşlar. Ondan sonra da uçacağım. Bana oy vermeyi sakın unutmayın. Hop, geldim geldim. Lan geri geri de biraz yavaş gidiyormuş ha. Neyse. Ulan biraz da korkmuyor değilim. Ama hadi bakalım, uçuyorum şimdi. Hop arkadaşlar, hepsini geçeceğim. Şu anda birinci, zengin, ikinci, fakir ve ben birinci olacağım. Hop, olamaz 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 arkadaşlar. Şuna bakın ya. Ulan gele gele buraya geldim. Bakıyorum, olamaz. Zengin mi önce ben mi? Şuna bakar mısınız? Yan yana gelmişiz. Of, berabere kaldık. Gidiyoruz. Sersemler sizi, sersemler. Geçemediniz, geçemediniz. Ya Hero, ben dalga geçme benimle, dalga geçme. Of ya arkadaşlar, gidelim bakalım. Mavi yerden bana nasıl bir ödül çıkacak. Hop, bu neymiş? Bakayım, bakayım. Arkadaşlar motor çıktı, yaşasın be. Vay be arkadaşlar, motor çıktı. Motoru hemen koydum. Vay canına, hep bir motorum olsun istemiştim, yaşasın be. Hadi bakalım Hero Brian, seni göreceğiz. Bakalım zenginle beni geçebilecek misin? Çünkü zenginle ben beraber kaldık. Siz orasını hiç merak etmeyin, hadi bakalım. Evet Minecraft Fatih ailesi, hazır mısınız bakalım? Arkadaşlar şimdi bu sarı rampadan en uzağa ben uçacağım. Evet, yanlış duymadınız, ben uçacağım. Arkadaşlar şuraya bakın, bir sürü araba var. Bunlar gitti sersem sersem arabalar aldı yani. De öyle değil mi? O yüzden de kazanamıyorlar. Hemen şöyle benzinimizi aldık ve devam ediyoruz. Ben hangi arabayı seçsem? Ulan sersemler, ben tabii ki de bu uçağı seçerim. Uçak hepsinden hızlı çünkü. Ya aslında ben de uçağı seçecektim ama korktum. Çünkü uçaktan korkarım ben. Ben de uçak sürmeyi bilmiyordum. Ulan Erobran, yine var ya, en kurnazımız sen çıktın ha. Lan bunun kurnazlıkla ne alakası var, Allah Allah ya. Oğlum ben sizde daha akıllıysam bu benim suçum mu? Arkadaşlar hemen şöyle dolduralım. İç oğlum iç, var ya beni uçuracaksın sen şimdi. Uçacağız sen de beraber, tamam mı? Gökyüzünde uçacağız. Evet lan, burada ne güzel böyle uçak var, gittiler nelere biliyorlar. Vay be arkadaşlar, pervade de dönüyor. Hazır mısınız bakalım? Şimdi uçuyoruz Minecraft Fatih ailesi. Ama şimdi dikkat etmemiz lazım şöyle. Hop tamam. Hadi uçalım bakalım. Hadicim yavaş yavaş. Arkadaşlar yüksekten korkuyorum ben. Anne lan nereye gidiyorsun? Lan nereye gidiyorsun? Olamaz. Olamaz lan, gökyüzüne gidiyor. Arkadaşlar çakılacağız. Tamam, sarı yere geliyoruz. Güzel bir iniş istiyorum. Ve karşınızda kaslı Hero Bright. Tamamdır arkadaşlar. Biriciyim ben, birinci. Biriciyim, birinci. Neyse hadi geri dönelim bakalım. Olamaz, oraya kadar nasıl uçtun ya? Of ya.
Ulan ben alacaktım onu, ben alacaktım, of ya. Sersemler buraya toplanmış. Ben kazandım. Arkadaşlar bana oy verdiğini söyledi mi? Çünkü ben kazandım. Hadi bakalım. Hemen şuradan ödüllerimizi alalım. Alıyorum. Hop, aldım valla. Bu neymiş ya? Arkadaşlar bu neymiş? Oha, Ferrari mi? Sarı bir Ferrari çıktı Minecraft Fatih ailesi. İşte karşınızda sarı Ferrari. Evet. Herobrine bir dakika. Haksızlık var dostum, haksızlık var. Tamam mı? Ne haksızlığı? Fakir de sayıklıyorsun sen ya. Ne haksızlığı? Ya sen en uzun rampayı geçtin, o yüzden en uzağa uçtun. Ben en kısaya geçtim, en kısaya uçtum. Tamam o zaman fakir. Hadi gel sen de bu uzun rampada uç bakalım. Uçabilecek misin? Tamam, uçarım. Hadi bakalım. Evet bakalım. Arkadaşlar, Herobrine artistlik yapmamı yenilmemem lazım ya, Allah Allah. Hemen şuradan yeni benzinimizi alalım. Hop, tamamdır. Arkadaşlar şimdi bu ATV ile uçmak istiyorum. Yani içlerinden en hızlısı bu gibi duruyor. Burada bir de çarpışan araba varmış ama. Neyse biz ATV ile uçalım. Neredeymiş lan bunun benzin deposu? Galiba burada. Hop, hemen dökelim benzini. İç yavrum iç, var ya sen beni uçuracaksın şimdi. Tamamdır. Hemen şöyle bindik. Şimdi var ya. Ulan yanlış yere bindik ya. Hemen şöyle şoför koltuğuna. Bekle Robin, bekle. Geçeceğim oğlum seni, geçeceğim. Hop, tamamdır. Şöyle geldim, tamamdır. Herobrine hazır mısın dostum? Ben dünden hazırım fakir sersemi. Hadi bakalım. Hadi bakalım fakir kardeşim, Herobrine'i geçebilecek misin? Siz orasını hiç merak etmeyin. Hemen şöyle en geriye gidiyorum. Ve şuradan uzaya doğru uçuyorum arkadaşlar. Evet, beni yanlış duymadınız. Evet. Ve hadi bakalım. Şimdi uçma zamanı arkadaşlar. Hop anneciğim. Hadi yine uçacağız, şimdi uçacağız. Arkadaşlar Herobrine'i geçmemiz lazım. Hadi bakalım. Hop uçtuk. Bekle beni sarı. Anneciğim olamaz, olamaz. Of ya. Of arkadaşlar, geçemedim ya. Şimdi benimle dalga geçecekler. Yani Herobrine'i geçemedim ama zenginle Nob'u geçtim. Evet. Bakalım şu anda ikinci sıradayım. Hadi geri dönüyoruz. Ne oldu lan fakir sersemi, ne oldu? Olsun. Hiç olmazsa ikinci oldum Herobrine, tamam mı? Allah Allah ya. Neyse arkadaşlar. Hadi hemen şu mavi yerden ödülümüzü alalım. Ha? Bu neymiş ya? Oha arkadaşlar, bana da mavi bir Ferrari gibi bir şey geldi. Hemen şöyle şuraya koyuyorum. Ve karşınızda benim arabam, tamamdır. Ulan iyi araba çıktı he. Helal olsun lan sana. Vay be fakir, harbiden helal olsun kardeşim. Ama fakir kardeşim, bak şimdiden söylüyorum. Ben hem seni hem Herobrine'i geçerim, tamam mı? De araba vızıldıyor, araba vızıldıyor, ben duymuyorum da. Ya Nob, şunlara bir şey söyle. Hıh, evet, zengin ikincisi de geçer. Ya zengin abi anca konuşuyorsun. Hadi o zaman geç de göreyim bakalım. Ulan adam uçakla gitti, uçakla. Tamam, görüşeceğiz bakalım. Arkadaşlar şimdi ikisine de gününü göstereceğim, tamam mı? Hiç merak etmeyin. Şimdi hangi aracı alsam bilmiyorum. Çünkü o uçağa geçmemiz lazım arkadaşlar. Hangisiyle geçebilirim ya? Şuna bakar mısınız? Bakıyorum. Bir dakika. Arkadaşlar sizce de çarpışan arabayla geçebilir miyim? Hemen şöyle dolduralım. Seni seçtim oğlum. İç hepsini, iç bakalım. Hop tamamdır. Arkadaşlar bu sefer harbiden geçtik. Hadi bakalım hemen şöyle gidelim. Arkadaşlar bu çok hızlı değilmiş ya. Uf, vaz mı geçsem? Neyse geçeriz, belki geçeriz. Hadi bakalım ben gidiyorum. Güle güle hepinize, geçeceğim sizi. Çok geçersin, çok geçersin. Ulan Herobrine, anneciğim, arkadaşlar gidiyoruz çarpışan arabayla. Olamaz lan, nereye gidiyor bu? Arkadaşlar kontrol etmekte çok zorlanıyorum. Şuna bakar mısınız? Hadi uç bakalım, uç. Arkadaşlar gidiyoruz ve... Olamaz. Arkadaşlar of ya. Fakiri bile geçemedim. Başladım ben böyle işe. Of ya. Zengin ne oldu abicim? Geçiyordun ya. Geçemez ki. Of ne yapayım, geçemedim ya. Ulan var ya, neyse arkadaşlar. Hemen şuradan hediyemizi alalım. Bakalım bu geldi. Neymiş bu? Vay be arkadaşlar, güzel bir araç geldi. Hemen şöyle aracımızı koyalım. Ve karşınızda bu araç. Yani bu araç da hediye olarak geldi. Olamaz ya, geçemedim. Ama şu anda üçüncü benim.
Hey Allah'ım ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hepimiz rampalarımızı tamamladık. Sizce en güzel kimdi? Birinciyi siz seçeceksiniz, tamam mı? En güzel hediyeler de kime çıktı? Bunları da seçmeyi unutmayın. Son olarak videoyu kapamadan hemen aşağıdan like atıp abone olursanız bizi gerçekten çok mutlu edersiniz. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Güle güle Minecraft Fatih ailesi. Bak ya bunlar şimdi niye kavga ediyor ya? Başlayacağım kavgasız sorunsuz bir gün geçsin. Kime diyorum susun bakayım, susun artık, niye kavga ediyorsunuz? Fakir dede sen söyle, araba mı daha hızlı gider yoksa motor mu? Evet Fakir amca sen söyle, hangisi daha hızlı gider, hangisi? Şey daha hızlı gider. Nereden bileyim ya, ben nereden bileyim? Yarış yapın öğrenin, bana ne? Of arkadaşlar sizce hangisi daha hızlı gider? Araba mı yoksa motor mu? Herkes fikrini yoruma yazsın. Ve kimi tuttuğunuzu da yoruma yazabilirsiniz. Ali mi yoksa dilenci çocuk mu? Hepinizin yorumlarınızı bekliyoruz. Ve tabii ki arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bana bakın kaza falan da yapayım demeyin, ona göre canınızı yakarım ha. Tamam Fakir dede sen hiç merak etme. Evet Fakir amca, bu yarışmayı ben kazanacağım. Öyle olsun bakalım, beni de uğraştırmayın, ben gidiyorum. Allah Allah, kafayı yemiş arkadaşlar bunlar, inanabiliyor musunuz ya? Yok motor muymuş araba mıymış, Allah Allah, acaba hangisi daha hızlı gider? Neyse siz yorumlara yazarsınız. Hadi bakalım git bulabildiğin en hızlı motoru bul. Evet sen de ayabayı boy. Göstereceğim onu gününü, göstereceğim. En hızlı ben olacağım, görecek o. Tamamdır işte doğru yere geldim. Merhaba korum abiler, patronla görüşecektim de. Geldiğinden haberi var mı bakayım? Galiba yok. İçeri girince olacak. İyi neyse gir bakalım. Teşekkür ederim. Merhaba iyi günler. Arabacı galerici abi, yani babamın arabasını almaya geldim, buradaydı. Ne yapacaksın sen babanın arabasını söyle. Babanın haberi var mı bundan? Tabii ki de haberi var ya. Nasıl haberi olmasın? Bu bana pek inandırıcı gelmedi. Ya gerçekten diyorum, babam şu an dükkanda biraz işi varmış, yoğunmuş da arabayı sen al dedi. İyi tamam. Araba garajda. Yürü git al bakalım. Teşekkür ederim patron. İşte burada. Neredeymiş bakalım araba? İşte burada. Tamamdır açıyorum. Hop, canım araba harika. Şuna bakar mısınız? O sersem bu arabayı geçebileceğini düşünüyor. Arkadaşlar sizi geçebilir mi ya? Asla geçemez, asla. Onu var ya solda sıfır yapacağız. Yanımdan sakın ayrılmayın. Bana oy vermeyi de unutmayın. Bu yarışı kesinlikle ben kazanacağım. Hasan usta bu yaya bak, çabuk buydu musun, neredesin? İşte buydum seni. Merhaba, nasılsın? Bana bir motor lazım acil bir şekilde. Ne oğlum bir dur, sakin ol, ne diyorsun, hiçbir şey anlamıyorum. Motor lazım. Ne motoru, nasıl bir motor, su motoru mu? Ya ne su motoru, motosiklet işte ya, yarış yapacağız acil bir şekilde motosiklet lazım. Ya sen kafayı mı yedin? Ben şimdi sana nasıl motosiklet yapayım? Ya biliyorum sen bu işten çok iyi anlıyorsun. Hadi yap bana bir motosiklet, yarışmam lazım. Of tamam yapacağım. Ama paran var mı? Ne para mı? Motosiklet yapmak için para mı gerekiyor? Yok canım, ne parası, bedavaya oluyor yani. Okus pokus diyorsun, ondan sonra birdenbire motor oluyor. Ha güzel, o zaman hadi hemen yapayım. Ulan sen kafayı mı yedin, parasız sana nasıl motor yapayım? Parçalarını alacağım, bir dünya şey yapacağım, nasıl yapayım onu? Üzgünüm ya. Bir dakika, tamam benim yanımda para var. Heh güzel, şimdi anlaşmaya başlıyoruz. Ver şimdi o parayı bana. Ben gidip malzemeleri alayım ve motoru yapmaya başlayayım. Güzel hemen veriyorum. İşte bu da 5 TL. Ay bakayım sana bir 5 TL. Hadi yine iyisin. Hasan usta niye bakıyorsun öyle? Hadi gitmiyor musun? Ulan 5 TL'ye motorun lastiğini bile alamazsın, deli misin sen? Yürü git, işim başımdan aşkın zaten, motor falan yapamam sana. Ya of tamam yapma. Ayıyorum payayı da, tamam mı? Tamam hoşça kal Hasan amca. Görüşmek üzere, ben gidiyorum. Of ne yapacağım ben şimdi? Dilenci çocuk. Ha zengin amca merhaba. Hasan usta ile ne konuşuyordun bakayım, söyle bana. Şey ya öyle önemli bir şey değil gerçekten. Bir şey konuşmuyordum, sahi benim gitmem lazım. Sesin biraz üzgün geliyor. Kesin bir şey oldu ve bana söylemiyorsun. Yok gerçekten bir şey olmadı. Sahi zengin amca, hoşça kal, görüşürüz. Abi ablalay, yarış daha başlamadan kaybettim ya. Buna inanabiliyor musunuz? Motor daha hızlı gidiyordu. Evet ama ben yarışamadım. Çok üzgünüm, özür dileyim.
Arkadaşlar, Hasan çok üzgün gözüküyordu. Neler olduğunu bir an önce bulmalıyım. Bakalım neler oluyormuş. Oo, Hasan Usta kolay gelsin. Ne yapıyorsun bakalım? Hoş geldin Zengin Bey. Ben de şu duvarı tamir ediyordum. Neredeyse işim bitti. Az önce buraya Hasan'ın geldiğini gördüm. Ve biraz bir şeyler konuşuyordunuz. Neler oluyor acaba? Ya Zengin Bey, ben de anlamadım ki. Yanıma geldi. Hasan amca bana motor yapabilir misin dedi. Ben de tabii ki dedim ama önce para lazım dedim. Ve çıkardı bana 5 lira verdi. İnanabiliyor musunuz? 5 lirayla nasıl motor yapayım ben? Evet doğru söylüyorsun. Tamam, o parayı ben vereceğim sana. Ve onun istediği motoru yapacaksın, tamam mı? Zengin Bey, motor yapmak biraz maliyetli oluyor. Ya tamam, ne kadarsa ben vereceğim diyorum sana. Tamam Zengin Bey, siz nasıl isterseniz. İyi bakalım, benim yanımda birazcık para olacaktı. Hop şöyle alayım şunu. Şu yüzlüklerden biraz veriyorum sana. İşini görür herhalde. Evet yeter de artar bile. Tamam, şimdi Dilen Çocuk Hasan'a yapabildiğin en güzel motoru yapacaksın, tamam mı? Al bakayım şunların hepsini, şöyle al bakayım. Bayağı para var bak burada. Sakın çarçur edeyim deme, tamam mı? Hop şöyle al şunları da, tamam der. Ama Zengin Bey, bunlar biraz fazla gibi. Oğlum sana en iyisini yapacaksın diyorum. Tamam o zaman Zengin Bey. Hadi bakalım, hoşça kal, sana kolay gelsin, ben de gideyim. Arkadaşlar, Hasan çok üzgün gözüküyordu. Onu öyle bırakamazdık, öyle değil mi? Yardım ettiğim için çok ama çok mutluyum. Of ya, şimdi ne yapacağım? İnanamıyorum. Kaydım böyle, yaşamayacağım. O sesler öyle. Ayy. Hasan, ne o? Hala oturuyor musun? Motorun nerede? Biraz teknik aksaklık çıktı da. Bana ne? Yarın yarış pistinde ol, tamam mı? Gidiyorum. Of, hay oyamaz. Telefonum çayıyor. Acaba kim arıyor ya? Hiç de konuşasım yok. Bakayım şuna. Alo. Merhaba. Hasan sen misin? Hasan sana diyorum. Evet Hasan Usta, benim. Çabuk buraya gel. Motorun halloldu. Bir an önce al onu. Ne? Ama payam yoktu ki benim. Ya o işi hallettik, merak etme. Gel hadi al motorunu. Yaşasın, tamam, hemen geliyorum. Evet, zamanı geldi. Ama Hasan hala ortada yok. Kesin motor yaptıracak parayı bulamadı. Bu yarış başlamadan bitti bile. Benim oldu bu yarış, benim. O ses ne? Olamaz, geldi. İşte buradayım. Hadi başlayalım. Hayır olamaz. Şimdi sorarım sana, bu yarışmayı kazanamayacaksın. Kazanacağım. 3 duy. Hadi bakayım. 3, 2, 1 ve başla. Beni geçemeyeceksin oğlum. Hemen arkandayım. Arayı açıyorum, ben kazanacağım. Hayır yetişiyorum sana. Hayır bu yarışı kazanmasının imkanı yok. Benim olacak bu yarış, son turdayız. Ben kazanacağım. Hiye yapma. İşte bitiş çizgisi oyda. Ben kazandım. Hayır, işte bir ben kazandım, tamam mı? Saçmalık, tamam mı? Ben öndeydim, ben kazanmış olmalıyım. İşte bir ben kazandım diyorum, neyisini anlamıyorsun? Olamaz Kerem Komiser. Şimdi soracağım size gününüzü. Demek şehirde hız sınırını aşarsınız. İzinsiz yarış yaparsınız, öyle mi? Şimdi sorarım size, ne oluyor burada, ne oluyor? Kerem Komiser, bir şey oldu yok. Ufak bir yarış yapalım dedik. Evet, yarışı ben kazandım da. Yalan söylüyor, ben kazandım. Ulan size kimin kazandığını sordum mu ben? İkiniz de ceza yediniz. Ceza mı? Lütfen Kerem Komiser, bir daha babam arabayı vermez bana. Sence benim umurumda mı bu sersem? Şehirde hız kurallarını aştınız. Ve izinsiz bir şekilde yarış yaptınız. Normalde size hapse atmam gerekiyor. Tamam o zaman paya cezası olsun ya. Benim 5 liram var, yeter mi? Bak bir de 5 lira diyor. Hop al bakayım sen şunu. Hop sen de şunu al bakayım şöyle. Cezayı 3 gün içinde ödeyeceksiniz, tamam mı? Tamam Kerem Komiser, tamam, özür dileriz. Bu arada araçlarınıza da el koyuyorum. Bundan sonra bu araçlar şehrin aracı olacak. Of, babam kafamı kıracak. Evet, Arda'nın dükkanı da burada. Bir gidip merhaba mı desem? Yok ben söylerim gerçekten. İyi bakalım, öyle olsun. Allah Allah ya arkadaşlar, bıktım ben bunların yaramazlıklarından ya. Ama merak ettiğim de bir şey var. Bu yarışı kim kazandı arkadaşlar? Bunu biliyor musunuz? Hemen kamera tekrarına bakalım. Evet işte karşıdan geliyorlar. Hop, bitiş çizgisine hangisi daha önce vardı? Arkadaşlar karar vermek gerçekten zor. Berabere bile bitmiş olabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazmayı sakın unutmayın. Ben berabere bittiğini düşünüyorum.
Neyse bakalım. Bu sersemlere cezalarını da verdiğimize göre videonun sonuna geldik. Umarım hepiniz videoyu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Güle güle Minecraft Fatih ailesi. Bye bye.